Sevgili seyirciler, Fuar Günlüğü'nde bugünkü ilk konuğumuz Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Dil Derneği üyesi Sayın Yazar Mehmet Güler. Mehmet Güler, hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum sevgili Oktay. Orhan Veli. Evet. Orhan Veli, evet. Fuarı nasıl buldunuz? İlk gün geldiniz buraya, kalabalık mıydı veyahut da gelen kalabalıktan siz memnun muydunuz? Bunu bir öğrenmek istiyorum ben. Evet, sevgili Orhan Veli, bu da adla çok anlamlı, hele fuarla, hele böyle bir söyleşiyle ilgili. Ben Bursa Kitap Fuarlarına 13 yıldır katılan bir yazarım. Ne güzel. Çünkü yakın bir yerde yaşıyorum, Yalova'da yaşıyorum. Yalova'dan gelmek daha da kolay. Bursa çok geldiğim, okullarına geldiğim, okullarında söyleşiler, imzalar yaptığım bir ilimiz. Fuarlarında işte 13 yıldır izleyen ve nabzını tutan birisiyim. Ayrıca ben çocuklara, gençlere ve büyüklere yazan bir yazarım. Bu yönden de 3 kuşağın da nabzını tutuyorum. Her zaman benim için dolu dolu geçmiştir bu fuarlar. İlk günler biraz durgun geçer ama yine bütün içtenliğimle söylüyorum, benim açımdan yine çok verimli geçen günler oldu. İleriye doğru çok daha da verimli olacağına inanıyorum. Çok güzel. Siz fuar sonuna kadar burada kalacaksınız değil mi? Evet, fuar sonuna kadar okurlarımla birlikte olacağım. Geçtiğimiz günlerde yine stüdyo konuğumuz TÜYAB'ın buradaki bir yetkilisiydi. O da fuarlarda elde edilen verilere göre son günlere doğru daha çok bir artış varmış. O yüzden hani bu kalabalık daha bir hiç dediler. Çok daha fazla yüksek tabii kalabalıklar bekliyorlarmış. Bu gelen kalabalıktan siz memnunsunuz tabii ki. Yazarlarınızla veya okuyucularınızla buluşmak nasıl bir duygu, nasıl bir his? Evet, en çok fuarlarda okurlarımızla buluşuyoruz. Fuarlar bir anlamda şenlik haline geliyor. Coşkulu günler oluyor. Yazarlarla buluşmanın, imzalı kitaplar almanın şansı özellikle de fuarlarda daha çok artıyor. Ben fuarların kent kimliğinde çok önemli bir yerinin olduğunu, çok önemli bir duruşunun olduğuna inanıyorum. Yani bir kenti kent yapan birçok değerler var. Ta eski ilk çağlarda Yunanlardan beri de böyle olmuştur. Kent kültürü, özellikle Yunanlarda kent devletleri vardır. İlk çağlarda bilirsiniz. Bir kenti kent yapan şey işte stadyumu olacak, caddeleri olacak, meydanları olacak, odeonları, müzik alanları olacak ve belli bir nüfusa ulaşmış olacak. Yani Yunanlar ilk çağlarda ancak bu değerleri kazananlara meclisi olacak, kent meclisi olacak. Yani demokrasinin bir anlamda başlangıcı ve yaşandığı bir yer olacak. Böyle yerlere kent deniyor. Yani buna bir şey daha eklenmesi gerekseydi o çağlarda mutlaka kitap fuarlarının da eklenmesi gerektiğini düşünürdüm. Çünkü kente uygarlık anlamında, kültür ve sanat anlamında yeni bir kimlik, yeni bir duruş kazandıran en önemli kurumsal yapılardan, süreçlerden birisi kitap fuarları bence. Yani Bursa kitap fuarıyla çok daha da bir anlam kazanıyor, değer kazanıyor. Şimdi kentlerden biraz metropol olan şehirlerden hani biraz bahsettik ama ben biraz Anadolu'ya dönmek istiyorum. Eserlerinizde de Anadolu'daki yaşantıya da yer veriyorsunuz. Anadolu mu yoksa metropol şehirler mi desem neresi dersiniz? Evet, bu farklı bir soru oldu. Ben Anadolu insanıyım. Anadolu'da doğmuş, Anadolu bozkırlarında büyümüş, oraların duyarlılıklarını almış birisiyim. Ama çok uzun yıllardır Yalova'da yaşıyorum. Tabii ki sahillerimizde biliyorum, bozkırlarımızı, köylerimizi, özgür alanları, dağları, ormanları da tanıyorum. Tabii ki oranın duyarlılıkları biraz daha farklı. Kent kültürüyle, kentin yoğunluğuyla oraları kıyaslayamazsınız. Oralarda belki de yazma duygumu ben o boşluklarda, yani bozkırların sessizliğinden esinlenerek aldığımı düşünüyorum. Çünkü o sessizliğin de, bozkırların da, o tek düze rengin de insanın hayallerine müthiş etki ettiğini, hayallerini beslediğini ve düşünmeye çağırdığını düşünüyorum. Onun için bozkırlar da çok önemli ama Anadolu müthiş boşalıyor. Boşalıyor ve büyük metropollere doğru akıyor. Bunlardan birisi de Bursa. Bursa çok sevdiğim bir kent. Tarih birikimi var, doğa birikimi var. Son günlerde duydum. Dünyadaki kentler arası yarışmada, yani çok yakın günlerde duydum. Ne kadar doğru onu da tam emin değilim. Dünyanın 46. güzel kenti olarak Bursa kabul edilmiş.
Bu da Bursa için güzel bir şans. Şimdi bir de Anadolu'dan bahsettik. Siz eserlerinizi yazarken nasıl bir ruh haline bürünüyorsunuz veya eserlerinizi nerede yazıyorsunuz? Evet. Ben özellikle Anadolu duyarlılığını ve Türkçenin o temiz dilini, Anadolu söyleyincelerini, Anadolu'nun şiibelerini ve hayat anlayışını o yazıya yansıyan dilini, o lirik, akıcı, şiirsel dili özellikle kullanmaya çalıştım. Çünkü Anadolu insanımız da liriktir, türküleri öyledir, şarkılar öyledir, dansları öyledir, oyunları öyledir. O lirizmi ben bütün bir coşkulu ırmak gibi kitaplarıma aktarmaya çalıştım. Okurlarımdan da o anlamda çok olumlu beğeniler aldım. Ama son yıllarda o duyarlılıktan doğru bir eksen kayması olduğunu görüyorum. Yani edebiyatımız artık Anadolu duyarlılığı, Anadolu insanı, emek ve onun göç ve getirdiği sorunlar, getirdiği aşklar, ayrılıklar, umutlar, bunlardan çok bilhassa gençlerimizin ve çocuklarımızın daha çok fantastik edebiyat dediğimiz ama gerçeklikle bağlantısı olmayan, özellikle öcüler, hortlaklar, ruhlar, cadılar, vampirler, kara delikler, kurt adamlar, buna benzer daha çok fantezinin dediğim gibi gerçekle ilintisi olmayan çizgilerini daha çok arzuluyorlar ve yazarı da zorluyorlar. Geldikleri zaman diyorlar ki ben böyle korku kitapları istiyorum. Hiçbiri gerçeklikle ilgili, ya, fanteziyi ben de çok seviyorum. Fantezi yapılmalı, yaratılmalı ama onun bir gerçek dünyayla da bağlantısı olmalı. Evet. Popüler kültürün etkisinde kalmak var yani. Evet. Bu vampirler olsun, yeni fantastik romanlar olsun, bunlar biraz daha popüler kültürün etkisinde kalmak. Peki siz popüler kültüre nasıl bakıyorsunuz? Popüler kültür bizim öz kültürümüz değil. Yani popülerlik de güzel bir şey. Yani fantezinin bir parçasıdır popülerlik. Ama popüler kültür diye dayatılan şey özellikle Amerikan kültürü. Amerika'nın dayatmış olduğu renkli bir dünya, ayakları hiç yere değmeyen, gerçeklerden kopuk, deminki anlattığım konular etrafında kurulmuş, vampirler, öcüler, cadılar, ruhlar, yani etrafında kurulmuş bir popüler kültür. Yani böyle bir kültür bizi gerçek algıdan, gerçek dünyamızdan koparıyor. Ben bu anlamda yazar olarak o duyguların da doğru anlatılması yazılabilir. Vampirler de yazılabilir. Başka fanteziler de, yani popüler kültürün çok uç noktalarına varılabilir ama bunlar sonunda yaşadığımız dünyayla bir göbek bağı olması lazım. Bu bağ koparılarak veriliyor. Ben ona karşıyım. Siz eserlerinizde şiirsel bir dil kullanıyorsunuz. İlham böyle mi geliyor yoksa siz daha sonra böyle şiirsel bir dille uyarlıyor musunuz sözcükleri, gelen ilhamı? İlhamla şiirsel dil arasında bir bağlantı yok. Böyle bir şey gelmez. Dile olan saygınızdan, sevginizden kaynaklanan bir şey. Dil bir yazarın öz yurdudur, ana yurdudur. Ana yurdu dildir. Yani topraklarımızı kaybedebiliriz ama dilimizi kaybetmeyiz. Çünkü dilini kaybetmeyen uluslar, topraklarını kaybeden, dilini kaybetmeyen uluslar sonradan yeniden var olmasını biliyorlar. Yeniden ulus olmasını, yeniden bir araya gelmesini beceriyorlar. Dilinizi kaybettiğiniz zaman özünüzü de kaybediyorsunuz. Onun için ben yabancı dillerin öğrenilmesine kesinlikle karşı değilim. Bir dil şöveni de olmak istemem. Ama dilimize saygı duymak, dilimizi sevmek, yani Türkçe karşılıkları varken onları kullanmak ve onu da akıcı ve şiirsel kullanmak. Yani dil tadı almalı okur kitaplardan. Bu çok önemli. Yazarın duruşunu asıl sergileyen budur bence. Şimdi üç kuşağa da sesleniyorsunuz. Hem çocuk, hem evet, genç, hem de daha büyük kuşaklara da, daha büyük insanlara da, yaş grubundakilere de kitaplar yazıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu, nasıl bir his? Veya da çocuk kitapları yazmak, hani zorlanıyor musunuz diyeyim daha doğrusu? Tabii çocuklara yazmak hiçbir zaman çocuk işi değil. Bazıları derler ki çocuklara yazmak çocuk işidir. Hayır, kesinlikle öyle değil. Hatta çocuklara yazmak daha da zor. Çocukların tabii küçüklerine yazmak çok daha da zor. Mesela ben birinci sınıflara, okul öncesine falan zaman zaman yazmak istedim. O kadar zor ki. O kadar yalınlaşmanız, sadeleşmeniz ve onların dünyasına girmeniz gerekiyor. Bu çok güç bir şey. Ama büyüklerde daha özgür hissediyorsunuz kendinizi. Ben üç kuşağa yazıyorum.
Söyleşilerimde de zaman zaman vurguluyorum. Çocuklara, gençlere, büyüklere, üç kuşağa uzun yıllardır yazıyorum. 70 tane kitabım var. Şimdi şöyle bir benzetme yapıyorum sevgili Orhan Veli. Adın çok hoş, çok güzel. Çocuklara yazdığım kitaplarım koşuyor diyorum. Gerçekten de koşuyor. İşte fuarda okurlarımın %90'ı çocuklardan. Gençlere yazdığım kitaplarım yürüyor. Yaşlılara, büyüklere yazdığım kitaplarım sürünüyor, emekliyor. Yani biz büyükler az okuyor, hatta okuma özürlü insanlarız ama çocuklarımız değil. İşte bu fuarlar, fuar alanları, fuar buluşmaları özellikle çocuklarımıza okuma konusunda yeni bir ivme kazandırıyor. Bence bu çok önemli. Yani çocuklarımız okumalı, okutulmalı ve okumayı yaşam boyu sürdüren insanlar haline gelmeli. O zaman onların içinden çok büyük yazarlar çıkacak. Bilim adamları, devlet adamları çıkacak inanıyorum. Peki Türkiye sizce okuyor mu? Kitap okuyor muyuz biz? Türkiye az okuyan bir toplum. Maalesef az. Kafamda hatta okuma özürlü bir toplum diyenler de var. Biraz haksızlık da etmeyelim. Yani son yıllarda kitap sayısında önemli artışlar var. Artışlar var. Ama Türkiye nüfusuyla ve Türkiye'nin nüfusuyla ve kitap tüketimiyle başka ülkeleri kıyasladığınız zaman onların yanında yaya kalıyoruz. İsterseniz bir örnek vereyim. Bura bir kağıt dünyası, kitap fuarı. Kitap dünyası ve kağıt dünyası. Türkiye'de her türlü kağıt, kitap dahil her türlü kağıt kişi başına 5 kilogram tüketiliyor. 5 kilogram. Avrupa ülkelerinde 50 kilogram tüketiliyor kişi başına. Bu okuma kültürünün aynı zamanda bir parçası. Başka çok rakam var, onlarla boğmak istemem. Yalova'da yaşıyorsunuz ve Yalova Belediyesi'nin size yaptığı mutlu edici bir şey var. Onu bizimle paylaşır mısınız? Evet, Yalova Belediyesi ve Valiliği geçen yıl yaşadığım sokağa benim adımı verdi. Yazar Mehmet Güler Sokak yaptılar. Ben şimdi o sokağıma bakarak yazıyorum. Benim pek çok edebiyat ödülüm var. Ama bunu da bir edebiyat ödülü kabul ediyorum. Ve en önemli edebiyat ödülü kabul ediyorum. İsterseniz şöyle bir şiirim de asıldı adımla birlikte. Kaldırım taşı olsun kitaplarım ya da sokak feneri. Kitaplarım işe yarasın. Kaldırım taşı olsun ya da sokak feneri. Yazarken sokak tabelama bakarak yazıyorum. Akşama kadar belki 15-20 defa okuyorum adımı. Her okuduğumda da ayrı bir duygu, ayrı bir coşku yaşıyorum. Güzel bir şey bu. Çok güzel. Ben bir gazetede verdiğiniz demeçte görmüştüm. Orada okuduğumuz kadarıyla bir daktilom olsun, bir de kağıdım, o zaman yazmaya başlarım diye böyle bir cümle vardı. Tam olarak bu şekilde olmasa bile. Daktiloyla mı yazıyorsunuz yazılarınızı? Şimdi bilgisayarla yazıyorum tabii. Uzun yıllardır bilgisayarın çıktığı günlerden beri bilgisayarla yazıyorum. Ama evimde kullandığım daktilo, benim evim bir müzeye de benzeyen, çok müzeye çok benzer. Hiçbir şeyimi atamam, hep biriktiririm. Özellikle bu daktilolar, kalemlerim, başka plaketler, kitaplar, hiçbir kitabımı atamam. Evim de doldu taştı. Daktilomun da tabii nostaljik bir anlamı, bir değeri var. F klavyeyle yazarım, 10 parmakla yazarım. Yani daktilonun da ayrı bir güzelliği, ayrı bir sıcaklığı vardı tabii ki. Gerçekten. Peki bu kadar eserleriniz, yaptığınız, tuttuğunuz kalem, kullandığınız daktilo hep sizinle böyle bir özdeşliyorsunuz galiba. Hepsi o günün, o anın birer hatırası gibi kalıyor sizde. Evet. Peki evli misiniz bu arada, onu sorayım ben? Evliyim. Eşim emekli öğretmen. Evet, evli. Ne güzel. Peki eşiniz bu duruma ne diyor? Eşim bu durumdan genelde memnun. Yalnız şöyle bir şikayet oluyor. Bizi ihmal ediyorsun, kitaplarla arkadaşlık kurdun, bizi biraz ihmal ediyorsun dediği anlar oluyor. Eşimin de bana bu konuda çok büyük destekleri var. Bir fıkra gibi bir şey anlatayım isterseniz, bir espri. Tahsin Yücel, edebiyatımızın çok önemli yazarlarından birisi, şimdi oldukça yaşlı. Fuarların vazgeçilmez konuğuydu, şimdilerde göremiyorum ama hayatta. Eşine sormuşlar, eşinizi Tahsin Yücel'i bize anlatın diye. Vallahi demiş, Tahsin Yücel'i ben görmüyorum ki demiş. Sadece ensesini görüyorum. Odasına giriyorum, arkadan bakıyorum. Sadece ensesini görüyorum. Tahsin Yücel'in ensesinden başka gördüğüm, tanıdığım bir şey yok diyor eşi. Komik bir şey.
Benim de eşim ensemden bakıyor bana. Akşama kadar öyle. Gerçekten öyle. Evet. Ama her başarılı erkeğin arkasında bir de kadın vardır derler. Abi, bu yüzden eşinizle kutluyoruz. Peki Dünya Kadınlar Günü'ydü geçtiğimiz günlerde. Türkiye'de kadın olmak sizce nasıl bir duygu? Yani Türkiye'de biraz kadını bize tarif edebilir misiniz? Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Emekçi Kadınlar Günü olarak geçer bu tarihte. Türkiye'de coşkulu bir şekilde kutlanmasından ben son derece mutluyum. Her birimde, her yerde güzel kutlanıyor. Ama içeriği biraz boşaltılıyor onun da maalesef. Kadın modanın tüketicisi, daha çok modanın bir parçası gibi sunuluyor. Oysa o emekçiler günüdür. Türk kadınını Nazım Hikmet anlatmıştır. Bursa'da da Nazım Hikmet'in Bursa'yla da sıkı alakası vardır biliyorsunuz, burada yatmıştır. Kadınlarımızı anlatırken, kadınlar bizim kadınlarımız, anamız, bacımız, avradımız, soframızdaki yeri koca öküzden sonra gelen kadınlar bizim kadınlarımızdır. Yani kadınlarımız soframızda koca öküzden sonra yeri gelir, gelmiştir. Ama bu anlayış kırılıyor. Özgecanlarla, özgecanların yaşadıklarıyla bir kez daha kendimizi sorguluyoruz, silkeliyoruz ve kadınlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu bir kez daha hissediyoruz. Tabii ki kadınlarımız da bilinçleniyorlar, kendi haklarını savunuyorlar. Kadınlar hayatımızın bir parçası elbette ki. Kuşun bir kanadı kadın, bir kanadı erkek. Peki son olarak fuara gelen Bursalılara neler tavsiye edersiniz? Veyahut da fuara gelecek olanlara, daha gelmeyenlere, gelecek olanlara neler söylemek istersiniz? Evet, fuarımız Bursa için bir güzellik, bir şans diyorum. Fuara geleceklere şunu öneririm. Mutlaka bir yazardan imzalı kitap alsınlar. Kimden olursa olsun. Yani fuara fotoğraf çektirmek için gelmesinler. Onların da bir anlamı var. Yani hiç kitap almadan gelmek, gezmenin de bir duygusal bir zenginliği ve güzelliği var, anlamı var. Ama buraya kitaplar dünyasına, denizine daldıkları zaman bu denizden mutlaka bir kitapla çıksınlar. Denizden bir balık tutan balıkçı gibi mutlaka çıkarken imzalı bir kitap olsun, okusun. Onun anlamı ayrı güzel. O imzalı kitapların ayrı bir değeri var. Yaşar Kemal'in birkaç tane imzalı kitabı vardır bende. Şimdi Yaşar Kemal'i bulup da kitap imzalatmak nerede? Onun için gittikçe daha da anlam kazanıyor imzalı kitaplar. Ben onu tavsiye ediyorum. Evinizde özel bir kütüphaneniz var mı? Var tabii. Özel bir kütüphanem var. Ve kısmet olursa dediğim gibi o evimi de, kütüphanemi de, bütün eşyalarımla müze yapmayı tasarlıyorum, düşünüyorum. Bu proje aşamasında galiba düşünceniz. Evet. Peki hani bu ne zaman vuku bulacak, ne zaman bir ortaya çıkacak? Vallahi biz bu dünyadan göçerken, göçtüğümüzde. Tabii ki biraz daha bekletiyorum. Yani o sokağın yanında benim adımı taşıyan bir kütüphanenin, bir kültür ve sanat evinin olmasını düşünüyorum. Ve kitaplarımı, işte binlerce kitabımı ve özel eşyalarımı, biriktirdiğim pek çok özel eşyalarımı yeni kuşaklara devretmeyi düşünüyorum, aktarmayı düşünüyorum. Ne zaman olur? Zaman içerisinde olur. Biraz bu şeyi anımsattı. Orhan Pamuk'un bir Masumiyet Müzesi adlı kitabı vardı. Evet. Biraz oradan çağrışım mı yaptı size? Yoksa fikir tamamen sizin bir şey mi? Hani ondan bir ilham alma gibi bir şey var mı? Ondan da daha önceleri var. Yani Masumiyet Müzesi elbette bildiğim bir müze. Ama ondan önce başka yazarlarımızın, Orhan Veli'nin, Orhan Kemal'in, Sait Faik Abasıyan'ın, yurt dışında da gittim, birçok yazarın evleri var. Şunda daha fazla mesela, galiba değil mi? Norveç'te İbsen'in evini gördüm. Efendim Fransa'da Van Gogh, şeyde Amsterdam'da Van Gogh Müzesi'ni gördüm. Mesela bunlar bir sanatçıya, yazara verilen değeri, o toplumun verdiği değeri yansıtıyor. Çok önemli buluyorum ben onu. Bir de o müzelerin ziyaretçi sayıları da oldukça fazlaymış. Tabii. Yine onda elde edilen gelirler yazarın veyahut da o ressamın işte torunlarına veyahut da o müzede çalışan insanların gelirlerini de karşılayacak düzeydeymiş. O yüzden Türkiye'de de o tarz müzelerin de bize artmasından yanayız, yani talebindeyiz. Evet. Yayınımızda katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz Sayın Mehmet Güler.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir Orhan Veli şiiriyle bitireyim o zaman. Ne güzel, lütfen dinleyelim. Orhan Veli çok sevdiğimiz bir şairimiz biliyorsunuz. 36 yaşında vefat etmiştir. Kentlerde müzeler, şeyler, kitap fuarları çok önemli dedim. Ben pek çok illere gidiyorum. Zonguldak'ta çok okuyan bir bölgemiz özellikle. Zonguldak'ı çok güzel anlatan Orhan Veli'nin bir şiiri var. Kısa bir şiir, oraya okuyayım. Siyah akar Zonguldak'ın deresi. Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası, diyor Orhan Veli. Bir kenti bu kadar güzel anlatır. Hepinize sevgilerimi iletiyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, Mehmet Güler konuğumuz oldu. Biz fuar günlüğünde şimdilik bir ara vereceğiz. Ama yine burada olan şairlerimiz, yazarlarımızla beraber geldikleri takdirde fuar alanındaki stüdyomuzda onları ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Şimdilik söz yine tekrar sizde.